Cem Bey, 11,5 yılı aşkın süredir LDP Genel Başkanlığı'nı yapıyordunuz. Geçtiğimiz günlerde bu görevden ayrıldınız, bayrağı teslim ettiniz. Ya ben tabii sizi 5 yıldır falan tanıyorum. Yani bu memlekette liberaller dendiği zaman benim aklıma ilk gelen isimlerden, hakikaten liberal denince aklıma gelen ilk isimlerden birisiniz. Peki ne oldu? Yani bir hayal kırıklığı mı oldu, yorgunluk mu oldu, bıkkınlık mı oldu, umutsuzluk mu oldu? Ne oldu da Cem Toker görevinden ayrıldı? Tabii 11,5 sene meclis dışında kalıp sınırlı imkanlarla ayakta kalmaya çalışan, siyaset de sesini duyurmaya çalışan bir partiye genel başkanlık yapmak son derece yıpratıcı bir iş. Maddi manevi son derece yıpratıcı bir iş. Ama ben yani inat etmiştim, ben liberal demokrasinin siyasi misyoneri olacağım. Hiç olmazsa gençliğe bu alternatif duruşu, ideolojiyi anlatmaya çalışacağım diye. Şartlar güzel, uygundu. Zaman içinde kötüleşti. Ama sanırım son zamanlarda dibe vurdu. Yani siyaset yaparak, seçimlere girerek bu ülkede gidişatı değiştirmek ne kadar mümkün olur? Yargı bağımsızlığının dibe vurduğu, hak ve özgürlüklerin dibe vurduğu bir ortamda siyaset ortamının çok daraldığını hissettim. Yani bizim Kızılay Meydanımız, Taksim Meydanımız sosyal medya. Maddi imkanlarımız ancak buna el veriyor. Sosyal medyada da bir görüş yazıyorsunuz, 1.000 kere düşünüyorsunuz gazeteci gibi. Sizler de eminim öyle anlayacaksınız beni. Yazdığını siliyorsun, onu desem mi, bunu demesem mi, onu de... Bu noktaya geldikten sonra zevk almamaya başladım yaptığım işten. Motivasyonum kırıldı. Dolayısıyla bir arkadaşımıza bayrağı devretmeye karar verdim 11,5 yıl sonra. Peki yani Türkiye'de liberalizmi anlatmak konusunda misyonerlik üstlendiğiniz, yani bu görevi üstlenmek için bu işi yaptığını söylüyorsunuz. Baktığınızda geriye yani bu konuda bir şeyler yapabildiniz mi? Yani toplumla temas sağlayabildiniz mi? Dönüşümler gerçekleştirebildiniz mi? Siz az önce giriş yaparken son 5 yıldır liberalizm denince aklıma siz geliyorsunuz dediğinize göre ve sosyal medyada çıkan, basında nadiren de olsa çıkan, yani Türk siyasetinde liberalizmin tek sesi Liberal Demokrat Parti oldu. Orada yol kat ettiğime inanıyorum. Bıraktıktan sonra gelen yorumlar olsun, partinin şu andaki yapısı olsun. Yani ben zannediyorum 11,5 senede parti üyeliğinin yaş ortalamasını 10-15 yaş daha aşağıya çektim. O da benim amacıma eriştiğimi gösteriyor. Türkiye'nin birkaç ilinde yeni teşkilat kurulduğu zaman ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız, üniversite öğrencileri veya üniversiteden yeni mezun olmuş genç girişimciler. Çünkü ben anneme babama anlatamadım liberalizmi. Onları asla ikna edemedim, tek bir oy alamadım ama gençlik, bu yeni nesle zannedebiliyorum sesimi duyurabildiklerime. Şeye de bakarsanız sayısız üniversiteden davet aldım, konferanslara katıldım. Sol görüşlü gençlerin kafasını karıştırabildim. Bunu onlar söyledi bana. Türkiye'nin en sol görüşlü bilinen okullarında, fakültelerinden liberal demokrasiyi anlatarak yumurta yemeden ayrıldım, el sıkışarak, sarılarak. O gençler bana, abi liberalizmi bize sen sevdirdin, biz böyle bilmiyorduk, sen anlattığın zaman farklı algılıyoruz falan. Yani o açıdan ben biraz kendi çapımda yol kat ettiğime inanıyorum. Peki bardağı taşıran şey ne oldu? Bardağı taşıran şey herhalde o hal oldu. Basın özgürlüğünün tamamen dibe vurması oldu. İktidarın ne Amerika'dan ne müttefiğimiz Amerika'dan gelen eleştirilere, ne Avrupa üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği'nden gelen önerilere, eleştirilere kulağını tıkayıp sen kimsin, sen kimsin, sen kimsin? Ve yargı bağımsızlığının dibe vurduğu ortam oldu.
Yani zaten yargı bittiyse her şey bitti demektir. Adalet yoksa hiçbir şey yok demektir. Türkiye önemli ve kritik yeni bir eşikle karşı karşıya. Başkanlık ya da işte Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemi deniyor. Güçlü cumhurbaşkanlığı deniyor. Farklı farklı isimleri var. Başkanlık sistemini siz öteden beri parti programında da olan bir partisiniz. Öncelikle başkanlık sistemine, yani önerilen sisteme nasıl bakıyorsunuz? Amerikan sistemiyle kıyaslandığınızda ne söyleyebiliyorsunuz? Önerilen sistem uzaktan yakından başkanlık sistemi değil. Dünyada gerçek başkanlık sistemi, örnek verilecek tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. Geçen gün bir bakan çıkmış, yani nasıl böyle konuşabilir bir bakan? Amerikan sisteminden farkı yok bunun falan diyor. Hiç doğruyu söylemiyor. Uzaktan yakından alakası yok. Şöyle özetleyeyim. Amerika 200 küsür sene önce kurulurken, 250 sene önce neden başkanlık sistemini almıştı, anayasasına koymuş ve değiştirmiyor ısrarla? Bunun bir gerekçesi olmalı. Çünkü Amerika'yı kuran insanlar Avrupa'nın tiranlarından, hükümdarlarından, krallarından, kilisesinden, o baskıdan kaçıp kurtulan insanlar. Amerika'yı kuranların en büyük siyasi endişesi, korku ve, Amerika korku ve endişe üzerine kurulmuştur. Nedir bu korku ve endişe? Güç bir kişi veya kurumda asla ve asla toplanmasın. Onun için yetkileri dağıtabildiğin kadar dağıt, bölebildiğin kadar böl. Bugün Amerika'da herkes FBI'yı bilir ama en az 10 tane federal ayrı konulara bakan polis teşkilatı vardır. Ve hepsinin toplandığı bir merkez yoktur. Çünkü silahlı gücün bir elde toplanması demokrasiye bir tehdittir. Bugün Amerikan sisteminde evet kara kuvvetleri komutanı vardır, hava kuvvetleri komutanı vardır ama üstünde bir de Savunma Bakanlığı'nda sivil bakan vardır. Yani Amerikan sistemi, başkanlık sistemi güç bir elde toplanmasın, kuvvetler ayrılsın, o kuvvetler birbirini denetlesin, dengelesin. Kimsenin mutlak gücü olmasın, her erkin biraz gücü olsun, hepsi birbirine muhtaç olsun, uzlaşabilsin ki işler yürüsün zihniyetiyle kurulmuş bir sisteme başkanlık sistemi denir. Ha, Türk tipi, Kuzey Kore tipi, geçen gün Gambiya tipini gördük. Adam seçim kaydı, gitmiyorum abi dedi. Sonra da parasını puluna aldı, işte bir şeyler yaptı, gitti. Yani dünyada hiçbir sistem kendisine, Kuzey Kore de dahil, efendim biz diktatörlükle yönetiliyoruz, bizim sistem diktatörlük demez. Hepsinin bilmem ne tipi başkanlık sistemi vardır. O açıdan kuvvetleri bir elde toplayan, istersen meclisi feshederim, istediğimi bakan yaparım, istediğimi alırım, istediğimi beni yargılayacak yargıç tayin ederim, bana kimse karışamaz, ben yargılanmam, yasamayı ben belirlerim, onlar beni sözde denetler, yargıyı ben belirlerim, onlar beni sözde yargılayamazlar ama hadi yargılarlar falan. Ve bu sisteme başkanlık sistemi denmez ki destek verelim. Hükümet çevreleri şunu diyor, Türkiye'de çift başlılık var, biz bu çift başlılığı ortadan kaldırmak istiyoruz. İşte Türkiye'yi daha istikrarlı bir hale getirmek istiyoruz. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? 10 Ağustos 2014 günü hasbelkader Ekmelettin İhsanoğlu seçilmiş olsaydı Cumhurbaşkanı. AK Partililer yine aman bu şekilde Cumhurbaşkanı gelsin, başkanlık gelsin. Bu yetkilerle donatalım ki çift başlılık olmasın, sistemde istikrar olsun falan filan derler miydi? Bunu söyleyenlere onu sormak lazım. Hani mütedeyyin insanlarsa Kur'an'ı da koyalım, bassın elini oraya, doğruyu söylesin bize. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmeseydi, başbakan kalsaydı, Cumhurbaşkanlığı dedikleri bu saçma sapan sisteme geçelim diye televizyonlarda her gece böyle yırtınırlar mıydı? Bu sorunun cevabını bulursak, başkanlık sistemi Türkiye için mi isteniyor, bir parti için mi isteniyor, bir şahıs için mi isteniyor, o zaman gayet net neticeye varabiliriz. Bazen sistemin kitlenmesi iyi oluyor. Çünkü bizim coğrafyamızda, hele hele yeni gelişen demokrasilerde, hani herkesin ağzında demokrasi kelimesi sakız gibi çiğneniyor ama demokrasinin bir şeyi de uzlaşı, taviz vermek, illa dediğim dedik, çaldığım düdük değil.
karşı taraf dinleyeceksin, o olacak, bu olacak, muhalefete söz hakkı vereceksin. Bu sistemi tıkıyor. Tıkadığı zamanlar olacak. Başkanlık sisteminde de tıkanıyor sistem. Parlamenter sistemler, bakın İngiltere'ye, parlamenter sistem, AB'den çıkış konusu, yüksek mahkeme, farklı referandum yaptılar. Yüksek mahkemesi ne dedi İngiltere'nin? Referandum yetmez. Yani halk oyladı. Halk oylaması yetmez. Meclisten de kararı çıkaracaksın dedi. Yasama yürütme iç içe geçmiş. Yürütmeyi denetleyemiyor yasama erkeği. Ama onun için Türkiye'nin bir numaralı sorunu seçim sistemidir. Dar bölge seçim sistemine gideceğiz ki Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane milletvekilleri olacak ki Çankaya, Gölbaşı, atıyorum İzmir'de Bornova milletvekili olacak ki insanlar kendilerini Ankara'da kim temsil ediyor, nasıl davranıyor, nasıl oy veriyor, küçük seçmen kitlesinin, 200-300 bin kişilik seçmen kitlesinin temsilcisi oluyor mu, hakkını, hukukunu koruyor mu, yürütmenin yanlışlarını, bakanların yanlışlarını otur bakalım hesabını ver diye çağırıp sorguluyor mu? Soma niye patladı? Samsun'da TOKİ evlerinin, yepyeni evleri niye sel bastı, bebekler öldü? Afyon cephaneliği nasıl patladı? Adalet Bakanlığı'nın kamyonetinde 5-10 mahkum cayır cayır tavada kızararak öldüler. Alev aldı, açamadılar kilidini. Bunların hesabını millet adına milletvekilleri sorması lazım. Ama diyor ya bakan da bizim partiden, o da milletvekili. İşte başkanlık sisteminin gücü burada. Türkiye'nin sorunu da yasama erkiyle ilgili bir sorun. Ama zaten şimdi bunu hazırlayanlar şey diyorlar, işte yasamayla yürütmeyi ayırdık. Nasıl ayırdık? İşte yani yürütmeye atacakları, cumhurbaşkanının atacağı bakanlar meclisten olmayacak. Dışarılardan, bir yerlerden adamlar atacaklar oraya. Dolayısıyla burası orayı denetleyebilir. Şimdi atasın, ona itiraz yok. Ama milletvekillerini kim belirleyecek? Yine listeler yapılacak. Herkes bu sefer genel başkan, cumhurbaşkanı, böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam ama şimdi olabilir. Amerika'da da öyle. Parti başkanı değil ama partili cumhurbaşkanı. Ama denetleniyor adam. Milletvekilini cumhurbaşkanı belirlediği müddetçe o meclis yürütmeyi denetleyemez. Onun için kimseye hikaye anlatmasınlar. Tabii ki bakanlar dışarıdan gelmesi iyi bir şey. Milletvekili olmamaları. Ama hepsi aynı adam tarafından belirleniyorsa bu felaket. Ama şimdi şurada da eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. Yani Türkiye'de siyasi partiler yasası ve seçim kanunu. Yani hep esasında konuştuğumuz ama siyasetin muhalefetteyken konuştuğu, iktidardayken ya da parti içi muhalefetteyken konuşup parti içi iktidara geçtiği zaman konuşmadığı konu bu. Yani ANAP, DYP, DSP, SHP, işte MHP, bunların hepsi Refah Partisi, hepsi iktidara geldi. Hepsi bu sistemle geldi. Hepsinde de liderler, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Deniz Baykal, kimse, hani bu isimler, Necmettin Erbakan, Türkeş, Bahçeli, hani hepsi kendi gücü elinde tutup, işte dediğiniz gibi İstanbul birinci sıraya, o Ankara'ya, o Gaziantep'e, bu filan gibi nerede güçlüyse, kendi arkadaşları kimlerse onu yerleştirdi. Yani aslında Türkiye'de bu sorun, dediğiniz sorun, yani kurumsal ve genetik bir sorun esasında, yani yıllara dayanan bir sorun. Şimdi bakın Amerika'ya örnek vereyim. Trump seçildi. Çok güçlü. Yasama onun kontrolünde diyelim değil ama yani sayısal olarak onda. Onda görünüyor. Ve Trump deli gibi girdi. Derler ya züccaciyeci dükkanına giren fil gibi davranmaya başladı ilk 10 gün. Tedirgin olanlar var Amerika'da, tedirgin olmayanlar var. Bu adam ne yapıyor, bir faşoyla mı muhatap oluyoruz diye. Ama emniyet subabı var. Bakın, Senato Trump'ın partisinden çoğunlukta. Alt meclis, Temsilciler Meclisi Trump'ın partisinden çoğunlukta. Şimdi önümüzdeki haftalarda Trump 9. eşitliği bozacak Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme üyesini atayacak. Yargı da dışarıdan bakınca sayısal olarak Cumhuriyetçilerin Trump'ın eline geçmiş gibi görünebilir. Diyelim ki İnanılmaz bir faşizm geldi Amerika'ya. Ama Amerika'da pek çok insan bundan rahatsız olmaya başladı. 2 sene sonra genel seçim yine var. Amerika'da her 2 senede bir meclis, temsilciler meclisi 435'i de yenileniyor. Senato'nun 1/3'ü yenileniyor.
Trump böyle aldı başını gidiyor, kontrolsüz güç mü? Mecliste onun partisini bir azınlığa düşürürsünüz. Trump bu sefer emekleyerek gelir meclise. Ne olur yapmayın, bana yetki verin, bütçe verin. Şey, Obama'ya cumhuriyetçilerin yaptığı gibi. Ya hizaya gireceksin, uzlaşacaksın. Anayasaya uyacaksın. Başkan seçildin diye astığın astık kestin kestik olamaz. Ya da biz seni dizginlerini ele alırız. Başkanlık sistemi budur. Öyle, meclisi feshettim. Ben istediğimi bakan yap. Niçin şey getirmiyorlar mesela? Cumhurbaşkanının atamalarına meclis onayı şartı niye getirmiyorlar? Amerika'da var mı? Olmaz mı? Şimdi Trump'ın bütün bakanlığı, Trump diyemiyor ki ben bunu Adalet Bakanı yaptım, bunu İçişleri, bunu savunma, hayır. Hepsi yasama, milletin temsilcileri tarafından onay alırsa bakan olabilecek. Oturacak, bu adam Adalet Bakanı mı olmuş? Sorguluyorlar. Vergilerini verdin mi? Sigortasız temizlikçi çalıştırdın mı? Üniversitede marijuana içtin, tamam da başka daha ağır şeyler içtin mi? Irkçı söylemlerde bulundun mu? Sonra oyluyorlar. Tamam Trump diyorlar, bu olur. Bir adam geliyor bilmem ne bakanı. Bu olmaz diyorlar, bunu al başkasını gönder. Dünyanın tüm demokrasilerinde, tepedekilerde, özgür ve refah ülkelerde, demokrasi gelişmiş ülkelerde yasama erkinde senato var. Kanada'da var, Amerika'da, İngiltere'de, Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, say oğlu say. Kim geliyorsa aklında senato var. Türkiye'de niye senato getirmiyorlar? 12 Eylül kaldırdı onu. Kaldırdı diye 12 Eylül'e karşı değil mi? İstikrarsızlık getirdi, cumhurbaşkanlığı seçemiyorlar filan diye o gerekçeyle kaldı. 12 Eylül çok şey yaptı. Onları kaldırıyoruz diye övünüyorlar. Bir kısmını sadık kalıyorlar. Hoşlarına göre. Bir generalin kendine aldığı cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanırken anayasayla hiçbir sorunları yok. Hadi senatoyu da getirin. Yasama da adam, bu coğrafyada çok lazım senato. Akil adam böyle 3 saatte Şam'a gireriz. Canınızı okuruz. Oraları alırız. Vatandaşlar kardeşlerimizle kucaklaşırız falan. Öyle üflemek kolay. Bir de ama tepede aklı selim, sağduyulu, akil, farklı yaş grubundan, farklı eğitim grubundan bir senatonun, dur bakalım o işler o kadar kolay değil diyecek bir heyetin olması lazım bu coğrafyada. Cebinizde 5-10 bin lira para var, bir bankaya yatıracaksınız. Gidiyorsunuz banka şubesine. Efendim şubeniz kaçta açılıyor? Efendim valla benim bir saati yok, müdür bey belirler. Kaçta kapanıyor? Müdür bey belirler. Faiz oranınız? Müdür beye sorun efendim, biz karışmıyoruz ona, şeyimiz yok. İşte paramı istediğim zaman çekebilir miyim? Valla işte müdür bey, evet çekebilirsiniz derse çekebilirsiniz. Lan bu bankanın yönetmeliği falan bir şeyi yok mudur? Vardır ama biz onu çöpe attık, rafa kaldırdık. Müdür bey belirliyor onu da. Sonra para tutar mısınız? Paranızı yatırır mısınız? Yoksa alıp kaçar mısınız ilk fırsatta? Evet, bu Türkiye'nin sorunu müdür bey. İçerideki para kaçmaya başladı. Bu da bu diğer krizler gibi değil. Bu siyasi olduğu için ve bu siyasi kriz böyle devam etme potansiyeli taşıdığı için bu krizin sonu yok. Mısır gibi. Mısır, sefalet. Alışmışlar. Orada da 1981-2011 aynı adam, parlamento seçimi, meclis, miş gibi partiler, miş gibi muhalefet. Mübarek dönemiyle mi mukayese ediyorsunuz? Ediyorum tabii. Niye etmeyeyim? Orada da işte seçim yapılıyor falan, heyecanlanıyorlar. İşte diyor iktidar partisinin oyu %89'dan 86'ya düştü falan seviniyor herif. Öyle ama işte Amerika'dan 3 milyar dolar gelecek de işte buğday alacağız, karnımızı doyuracağız falan filan. Para gidiyor. Türkiye'nin bu duruma düşmesinin potansiyeli, olasılığı çok yüksek bence. Avrupa'da mesela ekonomi kötüye gittiği zaman iş başında muhafazakarlar varsa onlar gidiyor. İşte sosyal demokratlar geliyor. Hristiyan demokratlar varsa onlar gidiyor. İşçi partisi geliyor. İşte ne bileyim daha sağ eğilimli, daha sol eğilimli ama bir devinim oluyor. Tabii. Böyle bir şey olduğu zaman Türkiye'de de o zaman iktidar başka ellere geçebilir. Yani muhalefetin o zaman umudu artacak demektir. Siz demokrasilerden örnek veriyorsunuz. Demokrasilerde ekonomik kriz olsun, siyasi kriz olsun. Mesela 2002'de Türkiye kötü bir demokrasiydi ama demokrasiydi. Kör topal işleyen bir demokrasiydi. Kendisine daha iyi ülkeleri örnek alan bir demokrasiydi. Yüzü batıya dönüktü. Hür dünya değerlerine dönüktü. Demokraside diyorum.
o refah düzeyini hedeflemişti. Biz dedik eksen kayması dediğimiz zaman bize gülüyorlardı. Ah canım çok korkaksın falan şimdiki kendine liberal diyenler falan. O dediğiniz demokrasilerde olur. Mısır'da olmuyor. Mısır hep sefalet. Ben doğduğum günden beri sefalettir. Kahire'ye gidenler görür. Hani iki gökdelen yapmıştır, bir de AVM yapmıştır diplomatların yaşadığı semte ama zenginlik o değil. Seçim yapmak bir demokrasinin en son göstergesi. Bana siz demokrasinin ilkelerinden bahsedin, basın özgürlüğünden bahsedin, bilgiyi yayma özgürlüğünden, bilgiye erişim özgürlüğünden, bağımsız bir yargı, tarafsız bir yargı gözetiminde yapılan adil, hür seçimlerden bahsedin. İfade özgürlüğünden bahsedin. Onlar olmadıktan sonra sen her sene, her hafta, her pazar seçim yap. Her pazar referandum yap. Kimin kazanacağı bellidir bu şartlarda. Onun için bunlar şey, biz hep 2002 öncesini düşünüyoruz. Çünkü o zamanki liderler seçim kaybederdi. Derdi ki vatandaş bize 4 sene şey verdi, muhalefet görevi verdi. Yanlışlarımıza bakacağız. Baykal bunları söyledi. Demirel bunları söyledi. Efendi efendi elini el sıkışırlardı, çekilirlerdi. Ama şeyde ne oldu? 7 Haziran. Yani Türkiye baş aşağı gitti zaten. Bir tane dünyada demokrasi sıralaması var. Şimdi AK Partiler, vay dış mihraklar, alçaklar bizi yıkmak için oynuyor. Ama Türkiye 70'lerden 98.liğe düştü. Millet izlesin, yeni açıklanacak da 100'ün de altındayız. Afrika ülkelerinin altındayız. En az 10 Afrika ülkesinin altına düştü demokrasi. Eski bir muhalefet lideri diyelim. Bunu açık açık burada söyleyebiliyor. Yani demek ki demokrasi var deniyor. Yani bu eğer Türkiye'de bu kadar güçlü bir tek adam dediğiniz yani diktatörlük bilmem ne filan varsa o zaman muhalefet bunu nasıl konuşuyor diye bir takım tabii itirazlar dile getiriyorlar. Yani eleştiri dile getiriyorlar. Doğru. Ben bunu işte biraz sosyal medyada dile getirebiliyorum. Benim yüzüme iki merkez kanal diyelim ne deniyor onlara yani ana akım. Ana akım havuz bir kenara koydum havuzun kapısının önünden geçemem de iki ana akım televizyon kanalının birinin program yapımcısı birinin üst düzey yöneticisi program yapımcısı dedi ki bana kalsa sizi her hafta bir programa alırım ama yasaklı listemizdesiniz kusura bakmayın dedi öbürünün üst düzey yöneticisi de dedi ki Cem Bey, biz her sabah buraya geldiğimizde mayın tarlasında yürüyoruz. Ağzımızdan çıkan bir kelime mayına basmak gibi olur dedi. Kusura bakmayın dedi. Şimdi ben tamam, yani küçük bir partiyiz ama liberal parti. Türkiye'nin tek liberal, yani alternatifi olmayan bu değerleri savunan partisiyiz. 2005'te seçildim. 2007'de bir genel seçim oldu. 2009'da bir yerel seçim oldu. 2011'de genel seçim. 2015'te iki genel seçim. 2010 referandumu. 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi. Ben birkaç kanal, onlarca gazete veririm. Bir kere adımız geçmedi bizim biliyor musunuz? Pusuladaydık seçimlerde. Bir defa bizim adımız geçmedi. Ama biz neler neler yaptık kendi çapımıza göre. Hazine yardımını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık, bir oyla kaybettik. 4+4+4'e Anayasa Mahkemesi'nde yürütme durdurma başvurusu yaptık. Bir gün haber olmadık. Oy pusulalarına numara basılsın dedik. Bir gün haber olmadık. Bunları götürdük Kılıçdaroğlu'na anlattık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde pusula genişti. Ya Güney Afrika'da, Kenya'da 9 tane cumhurbaşkanı adayı var pusulada. Türkiye Cumhuriyeti 3 adayla gitti. Dedik ki meclis dışı partiler de 20 milletvekili imza versin CHP'den. Sağ sol demeden. DSP, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Liberal Demokrat aday olsun. Pusula zenginleşsin. Cumhurbaşkanlığı seçimine gitti. İçinde pusulanın içinde ne bir sosyal demokrat var, ne ulusalcı var, ne komünist var, ne liberal var. Hiçbir şey yok. Bir dinci, bir dindar, bir de işte etnik bir partiyi temsil eden 3 adayla gitti Türkiye şeye. Mısır'ın şey, insanlar Kenya'da bile, Mısır'da bile, Güney Afrika'da, Senegal'de araştırdım, girdim, baktım. 6-7 tane aday Amerika'da, Fransa'da olduğu gibi televizyonda
Seçimden önce gazetecilerden sorular alıyorlar, tartışıyorlar. Bu şeyden önce seçilen Mısır seçimi vardı, bu Mursi'den önce, mübarekten sonra. 5-6 tane aday dizilmişler kürsüde, soru alıyorlar cevap. Bunlardan kaçıyor Türkiye. Çünkü onun için baş aşağı gitti. Yargılandığınız herhangi bir dava var mı? Yok. Peki yani bu bir nokta mı? Yani bir virgül mü koyuyorsunuz siyasete? Yeni tekliflere açık mısınız? Ya da bir süre dinleneceğim mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Yani bir vallahi kesin bir karar aldınız mı? Yorgunluğumu atmam lazım önce. Salim kafa şu anda ne dersem duygusal olur. Çünkü hayatımda üyesi olduğum tek parti burası. İnandığım tek ideoloji bu. Eğer siyasi çalışmam olursa sadece ve sadece bu ideolojiyi savunurum. Referandumda ne olur? Referandumda bir şey değişmez. Evet çıksa da bir şey değişmez. Hayır çıksa da bir şey değişmez. Çünkü bu referandum fiili duruma hukuki kılıf getirme. Yani fiili durum değişmeyecek. Hukuki kılıf gelecek mi gelmeyecek mi? Evet yani, ya da hayır çıksa fiili durum devam edecek mi? Yani ben 120 kilometrelik sürat limiti olan otoyolda 200'le araba kullanıyorum zaten arkadaş. Yemişim tabelayı. Bana bir şey yapamazsınız, onun için o tabelayı 200 yapın. Ben zaten 200'le gideceğim Ankara'ya saatte 200 kilometre. O 120'yi takmam bu referandumla. 200 yaparsanız hani hoş görünebilir. Beni zaten durduramazsınız. Bana ceza yazamazsınız. Fiili durum budur. Hukuki kılıfta o tabelayı değiştirin diyor. Ki hukuki olsun. Hani sürat yapmadan gittim diye bileyim falan diyor. Onun için fiilen uygulamada fazla bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Ama hani hayır çıkarsa mutlu olurum. Çünkü bakın Afrika'da, Latin Amerika'da, Orta Doğu'da, Güneydoğu Asya'da insanlar can verdi. Bir adam tarafından yönetilmeyelim diye. Hani biraz demokrasi gelsin, adil seçim olsun, şu olsun, bu olsun. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti eğer evet çıkarırsa iddia ediyorum tarihe kendi oyuyla beni bir adam yönetsin diye oy verecek evet de diyenler. Bundan yani bütün dünya, kabilelerde bile bu yoktur. Afrika, Amazon kabilelerinde hani belki onlar bile ya bu adam bir yanlış yönetiyor, istemiyoruz kabile başkanı olarak diye düşünenler mutlaka vardır. Bir millet gidip de demokratikleşme bilmem ne şeyi, dünyada bunun çabası, uğraşısı varken, insanlar can verirken oy atayım beni bir adam yönetsin diye oy veren tek ilk millet olabiliriz biz. İlk ulus olabiliriz. Çok enteresan ve hazin. Bu 11,5 yıllık süreçte unutamadığınız bir eyleminiz, bir anınız, partinin yaptığı herhangi bir şey, sizin böyle en şeyde ne hatırlıyorsunuz? Yani en üstte. Pek çok olay vardır. Bunu pek düşünemedim ama Muş'un Korkut ilçesi var 2007'de. Şebeke suyu yok. Belediye meclisi yenilenecek, bir seçim yapıyorlar. Biz de hadi katılalım dedik, tecrübe olur, Muş'a gidelim. AK Parti eğer seçim sonucu hayırlı olursa borular Ankara'dan gönderilecek ve şebeke suyunuz bağlanacak. O zamana kadar tulumbayla su çekip ısıtıp kış soğuğunda yıkanıyorlar falan filan. Ben oraya gittim, durumu gördüm. Dedim bize sakın oy vermeyin, AK Parti'ye oyunuzu verin ki çünkü bu su. Ama suyla şantaj. Ve ben bunu Muş'un Korkut ilçesini Emin Çalaşan vasıtasıyla, ki liberalleri sevmez, ona bir mektup yazdım. İstersen benden bahsetme dedim, partimden de bahsetme. Biliyorum alerjim var bize. Ama dedim şu olup biteni ben sana taşıyayım. Ve onu ulusal medyaya taşıdım. Seçim bitti falan filan. Oradaki belediye meclis üyelerinden bize telefon geldi. Suyumuz bağlandı, sizi burada tanımayan kalmadı. Bizim sorunumuzu ulusal medyaya siz taşıdınız. Yani
Onlar teşekkür ettiği için bize, ben oradan mutluluk duyuyorum. Yani bugün Korkut'ta çeşmeyi açınca evinizde su akıyorsa, bizim de karınca kararınca bu halimizde şeyimiz olduysa, katkımız olduysa, o beni mutlu eder. İkinci unutamadığım olay da Sakarya'da bir lise öğrencisiyle tanıştım. Fotoğraf çektirdik, çocukcağız mutlu oldu. Dün bıraktığımı öğrenince Facebook'ta beni gözyaşları içinde pazar günü aradı. Bana dedi, daha lisede liberalizmi sen sevdirdin, sen öğrettin, ben senin videolarını izledim. Böyle birkaç genç varsa ülkede, ben iktidar kadar mutlu olurum ben, yani siyasi başarım olsun benim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun.